Herkese merhaba, ben Ali Demir. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu şekilde vlog paylaşmayalı uzun zaman oldu. Yonca ile ilgili iki tane video paylaşmıştım. Onları da izlemek isterseniz görebilirsiniz. Şimdi bugün bir vlog yapacağız. Neler yapacağımı anlatacağım. En son mısır ektiğimiz tarla var. Buraya 90 günlük bir çeşit ekmiştim. Oraya yağmurlama yapıyorum. Dün iki at yaptım. Bugün yine devam edeceğiz. Buraya düzenledikten sonra Yonca'ya gidip yine Yonca'yı sulamaya başlayacağız. Hem onun son durumuyla ilgili bilgi vereceğim. Onun dışında diğer yapacağımız işler de olacak. Onları yaparken de yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Yani videoya geçmeden önce kanala abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi uzun zaman olmuştu video paylaşmayalı. İşlerin yoğunluğundan video paylaşamamıştım. Neler yaptığımı böyle yavaş yavaş sizlere anlatacağım, video içinde bulacaksınız. Önce size tarlayı göstereyim. Burada neler yaptığımı anlatayım. Daha sonra buradaki hattı değiştirmeye başlayacağım. Hadi videoya geçelim. Yani şu an telefonda çok görünmese de burada sıcacık mısır var. 90 günlük bir çeşit. Geç ekim yaptığım için 90 günlük bir çeşit tercih ettim. Dün burada iki hat sulama yaptım. Bu hattı yukarı kaydırıp yine en azından iki at sulama yapacağım ki yarın da bir tane kalsın. Burada maça çeşidini kullandım. Toprak altı gübre attım. Dekare 30 kilogram. Yalnız ekim hatası nedeniyle biraz seyrek çıkış oldu. Hem nem sorunu hem de ekim hatasından kaynaklı olarak. Bu şekilde sulama yaparak onların da çıkış yapmasını sağlamayı planlıyorum. İnşallah da tam bir şekilde çıkış olacak. Şimdi buraya hattı değiştirmeye başlayayım. Değiştirdim. Fıskiyeler çalışmaya başladı. 6 fıskiye var. Bu 6 fıskiyenin hepsi daha önce videolarda gösterdiğim sayın plastiğim büyük fıskiyeleri. Su az olduğunda verimli çalışmıyorlar. 7 fıskiyede, 8 fıskiyede kullanmıştım az önce. Az gel, yani su az geldi. Şimdi düzgün çalışıyorlar bakalım. Eğer suyun gelişinde bir değişiklik olmazsa düzgün bir şekilde sulayacaklarını düşünüyorum. Hepsi de dönüyor şu an. Sadece şu en baştaki biraz yavaş. Yavaş da olsa çalışıyor şimdilik. Sulama yapıyor yani. Şimdi burası 3 saat sulanacak. Yonca'ya gideceğiz. Yonca'da da suyu açıp ondan sonra başka işimize bakacağız. Arkadaşlar şu an şu açılan kozakları toplamaya başladım. Bunları çuvallara doldurup şurada hatta 3-5 tane doldurdum. Çuvalları doldurup daha sonra makinede içindeki kabuklu fıstıkları alacağız. Mesela şöyle göstereyim size. Şunları alacağız, fıstıklarını. Altında açılmayanlar var henüz. Şurada aldığım bölgede belli. Onları da biraz buraya doğru serip açılmalarını sağlayacağım. Şu çuvalları da bir tane brandının üstüne boşaltıp onları da açacağım. Daha sonra hepsini beraber makineye atıp içinden küner dediğimiz kabuklu fıstıkları alacağız. Daha sonra bunların da yıkaması olacak. Bunları da zaten süre süreç sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama hemen olacak bir şey değil. Zamanla
Mesela bunların açılmasını bekleyeceğiz. Daha sonra makineyi bekleyeceğiz. Makineden sonra neredeyse ertesi günü falan. Yani ertesi günde temizliğini yani yıkamasını yapacağız. Daha sonra da ister satacağız, istersek depoya koyacağız. Artık onu da o zaman karar vereceğiz değerlendirmesi konusunda. Şimdi ben bunları çuvallıyorum. Ve çuvallarda bekleyecek alttakiler açılana kadar. Ondan sonra da makineye vereceğiz. Kozakların ilk kısmını sermeyi bitirdim. Şimdi biraz dinlenip şuradaki çuvallardakileri sereceğim. Bunların nasıl açıldığını size göstereyim. Sesi duyuyor musunuz? Güneşi gördükçe bunlar böyle açılmaya başlıyor. Arkadaşlar şimdi yoncaya geldim. Sabah yoncayı sulayacağımı söylemiştim ya. Şimdi yoncadayım. Yoncanın son halini size göstereceğim. Dediğim gibi ilk ektiğimizde çektiğim videolar vardı. Sularken çektiğim videolar vardı. Bu da şimdiki hali. Şöyle sizi çeviriyorum. Bakın tarla bu şekilde kaplandı. Çoğunluğu yabancı ot olmasına rağmen toprağın yüzeyi kaplandığı için sulama açısından bizim avantajımız oluyor. Her gün sulamak yerine 3 günde bir sulama yapma şansım var şu an. Şimdi burası sulanıyor. Motorla geldiğim için burada saçlarım da çok dağıldı. Kusura bakmayın. Şimdi sulanan yere doğru gidiyorum. Son haftayım şu an. Sabahtan beri diğerlerine gelip birer saat su verdim. Şimdi son hafta geçtim. Şimdi geldim. Kamerayı yaslamadan size sulanan yeri de göstereyim. Son at sulanıyor şu anda. Yaklaşık bir 10 dakikası var. Burada sabah başladığımız yerdeki boru patladı. Onu da tamir edeceğim. Ama şimdi yapabilir miyim bilmiyorum. Bir deneyeceğim birazdan. Pancar motorun yakıt filtresini sökeceğiz. Muhtemelen o tıkandığı için hava yapıyor. Onları yapacağız. Yonca bu şekilde. Yabancı otlar kapladı. Tabi aralarında yoncular da var. Şöyle göstereyim. Gölgede kalan yer biraz daha seyrek oldu. Diğer kısma göre. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Neler yaptığımızı kısaca anlatayım. İlk yağmurlama çektiğimiz tarlayı sulamaya hala devam ediyorum. Boru patladı diye söylemiştim, onu tamir ettim. Yine devam etmeye başladım.
Yaptığımız bahçeyi suladım. Ondan sonra yine yarına yapılacak işler kaldı. O seveceğim dediğim kozaklar hala duruyor. Onları seremedim. Şimdi yarın yine inşaata başlıyoruz. Sulara gelecek sonra kuşları için. Onları sabahtan bir hazırlık yapacağım. Onlar tabii başka bir dönüm konusu olacak. Daha sonra da yine devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olursanız sevinirim. Eğer merak ettiğiniz ya da çekmemi istediğiniz bir konu varsa bunu da yorum olarak belirtebilirsiniz ki sizinle paylaşabileyim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar videoyu kapatmıştım ama şu an şunu da yapayım, ondan sonra artık bitireyim. Mısır tarlası sulanıyordu damlamayla. Gübre açacağım. Sonra ben gittikten sonra da babam kapatır. Söylerim de. Şunu bir ayarlayalım. Şu an şişmeye başladı. Evet. Şunu da şöyle yarıya çekiyoruz. Bunu zaten daha önce doldurmuştum. Yaklaşık bir saat kadar akacak, ondan sonra kapanması gerekiyor. Evet, videoyu şu anda bitiriyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.